Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Kasım ayı sizin için çok tutkulu bir ay. Hırslı, para kazanma konularında özellikle çok aktif olabileceğiniz, ilişkilerde de tutkulu davranabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Gezegeniniz Mars ay boyunca Akrep burcunda ilerleyecek. Bu ay 5 Kasım'da Akrep burcunda bir yeni ayımız var. 19 Kasım'da ise Boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Mars'ın yanı sıra 5 Kasım'dan itibaren Merkür de Akrep burcuna geçiyor. Akrep burcu özellikle 8. ev konularınızı ay boyunca çok fazla öne çıkaracak. Şimdi detaylara bakalım. Evet, ayın hemen ilk haftasında 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep burcunda yeni ayımız doğuyor ve sizin 8. evinizi özellikle öne çıkaracak ve ay boyunca da zaten bu etkiler gündemde olacak. Biraz tabii ki 8. ev hayatta dönüşümler, krizler, ilişkilerde cinsellik ve tutkularla alakalı ve bunun yanı sıra para ve finansal konularla özellikle ilgilidir. Yeni ay hisseli paralar, kredi gibi borçlanma konuları, eşinizin kaynakları, ortaklı girişimler, miras, nafaka gibi bir konuyu gündeminize taşıyabilir. Bunun yanı sıra tabii ki bir sigorta, bir vergi konusu ya da beklediğiniz bir burs kazanma ve bunlarla bağlantılı konular da aktifleşebilir. Şimdi aslında ayın genelinde gezegeniniz Mars'ın 8. evdeki hareketi sizin için bu konularda daha fazla mücadele edeceğinizi, çok da kararlı, hırslı ve tutkulu olabileceğinizi gösteriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece Akrep burcunda doğacak bu yeni ay. Kişisel haritalarınızda özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarında 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için bireysel etkileri çok daha önemli olacaktır, etkili olacaktır. Evet, para ve finans konuları dışında bu yeni ay ruhsal anlamda derinleşme, manevi anlamda önemli farkındalıklar da getirebilir tabii ki. Hayatınızda özellikle dönüşüm fırsatlarını size veren bir yeni ay. Herhangi bir sağlık sorununuzu şifalandırmak için bir terapi de alabilirsiniz. Bir operasyon, bir ameliyat da söz konusu olabilir. Veya diyet, işte detoks, arınma ve benzeri konular. Bunlar da gündeminizde olabilir. Tüm bunlar içinde size hızlı ve güçlü bazı etkiler getirebilir bu yeni ay. Eşinizin ya da ortağınızın gelirleri, maddi durumu, işi, parasal konuları, bunlarla ilgili alanlarda da bazı yeni başlangıçların olması mümkün görünüyor. Ay boyunca libidonuz çok yüksek, çok tutkulusunuz. Dolayısıyla ilişkileriniz de çok canlı olabilir ay genelinde. Biraz tabii ki dürtüsel davranmanız, biraz böyle içgüdüsel davranmanız mümkün. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dengeyi de korumakta fayda var. Bazı konularda aşırı hırslı olmak kontrolsüz durumlara yol açabilir. Bunun da size negatif geri dönüşleri olabilir tabii ki. 5 Kasım'dan itibaren Merkür Akrep burcuna geçecek. Özellikle artık ayın ikinci yarısından itibaren Merkür ile Mars'ın birleşmesi, ayın 11'i 12'si gibi Uranüs'te karşıt açıya geçmesi. Bunlar oldukça aksiyonlu enerjiler ve biraz hızlı gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Hızlı para girişleri, hızlı harcamalar, işte böyle çok tutkulu, ani gelişebilecek bir ilişki. Bunun yanı sıra hayatınızda gerçekten belki birazdan mistik ve spiritüel konularda olabilecek hızlı gelişmeler. Tüm bunlar ay genelinde gündeminizde olabilir ve ay ışığını yavaş yavaş büyütüyor. 19 Kasım'da dolunay fazına ulaşıyor. Boğa burcunun 27 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Artık bu yılın son ay tutulması, ama önümüzdeki 2 yıl 2022 ve 23'te yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki tutulmaların da birincisi olacak. Yani bu aslında önemli bir süreci hem başlatıyor, hem de buralarda dolunay olduğu için bir tamamlanmayı da, bir farkındalığı da gündeme getiriyor yine para konuları. Yani aslında Kasım ayı sizin için para demek ve ikinci evinizdeki bu dolunay maddi konularda, kazançlarınızla ilgili alanlarda tabii ki işiniz, çalışmalarınız, kariyerinizi de etkileyebilecek bazı önemli dönüm noktalarını işaret ediyor. Bu hedeflediğiniz bir para kazancına, bir işe
kariyerle ilgili bir hedefinize sizi ulaştırabilir. Daha önceden yapmış olduğunuz bazı çalışmaların da sonuçlarını alabilirsiniz bu tutulmayla beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza tekrar bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Eğer doğum haritalarınızda 27 derece ve yakınlarında, artı eksi bunu 4-5 derece alabilirsiniz, sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, bu tutulmanın sizin için bireysel etkileri çok çok daha güçlü olacaktır, önemli olacaktır. Ay tutulmasının etkilerini tutulmanın olduğu hafta içerisinde veya bir buçuk aylık bir süreç içerisinde de hissedebilirsiniz. Evet, Venüs tarafından yönetiliyor bu tutulma ve Venüs Oğlak Burcu'nda, yani kariyer alanınızda Uranüs ile Venüs arasında da güzel bir üçgen var. Demek ki bu tutulma gerçekten özellikle belki daha uzun vadeli kalıcı bir şekilde para durumunuz, maddi durumunuz, kaynaklarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili alanlarda önemli bir süreci işaret ediyor. Burada belki işe gireceksiniz ya da kendinize bir iş kuracaksınız ya da kaynaklarınız var, bir toprağınız var, emlakınız var, mülkünüz var, paranız var. Bunu kullanmak, yatırımlar yapmak, dönüştürmek istiyorsunuz. Bir işe de yatırabilirsiniz. Bunlar da ilgili bazı önemli gündemleri oluşturabilecek çok güçlü bir ay tutulması. Evet, etkileri uzun süreli, sadece bu ayla sınırlı değil, en azından yıl sonuna kadar olan süreçte gündemimizde olacak sevgili koçlar. Ayın 21'inde Güneş artık Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçiyor. Hemen ardından 24 Kasım'da Merkür Yay burcuna geçiyor. Ayın son haftasında biraz daha böyle özgürleşmek istiyoruz. Biraz daha böyle uzak ufuklara açılıyoruz. Daha maceracı olabiliriz. Daha vizyoner olabiliriz. Aralık ayında da bu Yay burcu etkileri devam edecek. Ama özellikle ayın son haftası, Kasım'ın genelinde hissettiğiniz o, hani para konuları, oralardaki mücadeleler, ilişkiler, tutkular, hani buralardaki etkilerden sizi biraz yavaş yavaş soyutlamaya başlayacak. Biraz özgürleşmek isteyeceksiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Biraz hani kültürel konular, maneviyatla ilgili konular, inançlar ya da kişisel anlamda girişimler, deneyimler, bu alanlarda daha güçlü etkiler ay sonundan itibaren gelmeye başlayacak. Üzerinizdeki baskı da biraz azalıyor. Biraz daha rahatlamaya başlıyorsunuz. Daha iyimser bir enerji ayın son günlerinde yine sizi etkilemeye başlıyor sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.